Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Acı haberler gelmeye devam ediyor. 14 bin insanımız maalesef hayatını kaybetti. 63 bin insanımız yaralı, tedavi altında. Enkaz altında kardeşlerimiz var. Tablo ne yazık ki çok ağır. Ölenlere rahmet diliyorum. Enkaz altındaki arkadaşlarımızın bir an kurtarılması için bütün çabanın sarf edilmesini diliyorum. Böyle ağır ve ne yazık ki gittikçe ağırlaşan bir tablo karşısında ülkeyi yöneten kişinin hakimiyet tesis edildi. Bugün rahatız, yarın daha rahat olacağız açıklamaları maalesef kanımızı dolduruyor. Bunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan. Dün rahat değildi, bugün rahat, yarın daha rahat olacak. Deprem bölgesine gitti, orada yaşananları gördü. Etrafında yine kendisine yalakalık yapan birçok insan toplandı ve millete verdiği oradan mesaj, binlerce insan enkaz altındayken, çadırlar daha henüz kurulmamışken, insanlar çorba dahi alamazken, batanyaları ürettik tepeden atacağız diye bakanları konuşurken, o bugün rahatız, yarın daha da rahat olacağız diyor. Evet, bu bizim gerçekten kanımızı donduruyor. Aslında zaman söz zamanı değil, ucuz siyaset yapma zamanı da değil. Hepimizin, herkesin üzerine düşen görevler var. İnsanlarımıza yardımı bir an önce ulaştırmalıyız. Mehmetçik neden milletimizin yanında zamanında olmadı dedik. Tüm gücüyle birlikte neden enkaz kaldırma çalışmalarında ilk günden itibaren olmadı dedik. Askeri helikopterler neden devreye girmedi? Oradaki askeriyede yemeyle içmeyle ilgili organizasyonlar mevcutken onlar neden olağan bir yardım sistemi içerisine alınmadı diye sorduk. Erdoğan cevaben şöyle demiş. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız şereflidir. Şerefsizlerin ağzına meze yaptırmayız demiş. Bu ne demek? Biz askerimizin, polisimizin, jandarmamızın şerefli olduğunu biliyoruz. Bizim sözümüz çocuklarımızı zamanında milletimizden buluşturmayan, onları buluşturmama emrini zamanında vermeyen iktidarın başındaki kişiyedir. Senin söylediğin o çirkin sözün muhatabı da aslında sensin Erdoğan. Askerimize, jandarmamıza zamanında görev emri verilseydi o şerefli askerimiz orada görevini yapmış, onlarca hayat kurtarmış olurdu. Onun için o sözün muhatabı tekrar söylüyorum. Sensin Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir günde çirkin sözler söyleyebiliyorsun. Böyle bir günde parmak sallayabiliyorsun. Böyle bir günde insanları tehdit edebiliyorsun. Böyle bir günde ama depreme hazırlıklı değil iktidarın. Milletin sana verdiği yetkileri dahi bugüne kadar kullanamadın. Depremle ilgili para topladın, afet öncesinde binlerce, milyonlarca lira depremle ilgili vergiler toplandı. Muhalefet dedi ki bu yardımları olabilecek deprem bölgeleri için hazır tutun dedi. Sen ne yaptın? Onları harcadın. Afet bölgesinde çadırı bile üçüncü günde kurabildin. Bu bizim kaderimizde var diyorsun Erdoğan. Bizim inancımızda kader vardır ama bizim inancımızın bize emrettiği bir şey daha vardır. Tedbirinizi alın.
sana hem kul olarak hem de millet cumhurbaşkanı olarak tedbir alma yetkisi verdi. Aklı verdi. Sen bunların hiçbir tanesini yerine getirmediğin için, zamanında depreme hazırlıklı hale getirmediğin için, organizasyon konusunda tam bir beceriksizlikle müdahale ettiğin için, askerimizi zamanında devreye sokmadığın için, bizim kaderimizde deprem olabilme ihtimali var ama hazırlıksız yakalanmamıza sağlayan sen ve senin iktidarın oldu. Onun için dinimizin emrettiği kadere olan inancımızı kendi beceriksizliğine önüne set olarak koyma. BTK dün saat 15 ile 23.45 arasında internet altyapısını kademeli olarak kesti. Bakın, ben bunu duyduğumda içimden Allah belanızı vermek demek geçti. Ben bunu duyduğumda içimden yazıklar olsun size demek geçti. Ben bunu duyduğumda içimden bu kadar da olmaz demek geçti. Bakın, deprem altında burada bir kardeşimiz var. İnternet üzerinden yardım istemiş bu kardeşimiz. Kurtarın beni demiş. Enkaz altındayım, şuradayım, şu noktadayım demiş. Peki o kardeşimize ulaşılmış mı? Ulaşılmış. Teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardınız ama enkaz altında daha onlarca kişi var. Lütfen onlara da ulaşın demiş. Sen Recep Tayyip Erdoğan, o gün oraya gittin ya, beceriksizliğin ortaya çıkmasın diye, insanların tepkisi duyulmasın diye enkaz altındaki bu feryatları duyulmasını engelledin. Bu emri eğer sen verdiysen yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Bu kadar millete kalbi soğumuş bir kişi olamaz. Bu kadar vicdanını yitirmiş bir kişi gerçekten olamaz. Orada hem ulaşmak isteyen hem de birbirini de organize olup hayat kurtarmak isteyenlerin önünü kestin. Bu kardeşimiz gibi onlarca kişi enkaz altındayım duyun sesini Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği emirle kesildi. İşte bizim sözümüz size. Bizim inancımız var. Ölüm bizim için hak elbette günü geldiğinde. Elbette yaşanabilecek felaketler olur. Ama Allah diyor ki sana akıl verdim, irade verdim. Tedbirini al diyor. Sen tedbirini alıp da feryat eden insanların sesini yok ediyorsun. Buna rağmen millete ulaşılmayı kesiyorsun ya. Sana bravo. İstanbul'a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ekmek dağıtmak için uğraşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, milletimize su gönderen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, çocuklarımıza mama ve süt yardımı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, kurtarma ekiplerini gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, bütün gücüyle deprem bölgesinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye'mize iki tane daha müfettiş göndermiştim. Millete yardım gönderemiyorsun ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sen müfettiş gönderiyorsun. Merak mı ediyorsun neden İstanbul'a yardım yapılıyor diye? Merak mı ediyorsun Ankara Büyükşehir'e, Adana Büyükşehir'e, Mersin Büyükşehir'e, Aydın'a, Antalya'ya yardım yapılıyor diye? Çünkü senin kuruluşlarına güvenmiyorlar, belediyelere güveniyorlar da onun için Erdoğan. Çünkü millet artık sana güvenmiyor.
para gönderecek, sen şehidin parasına bile oturmuş bir kişisin. O yüzden sana güvenmiyorlar. Millet belediyelere güveniyor. O yüzden paralarını belediyelere gönderiyorlar. Değerli arkadaşlar, dün açıkladım. O halle ilgili bugün bir görüşme olacak. O halin ne getirip bize ne kazandırdığınızı ben aslında burada anlattım. Bugün Erdoğan yaptığı konuşmada bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden, fesat gruplarına o hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bakar mısın? Ticareti istismar eden kişilere o hal olmadan Recep Tayyip Erdoğan müdahale edemiyor. Nedeni bu, bir nedeni. Orada marketler falan varmış da yazıyor, söylüyor. Bununla birlikte bazı yerlerde market, aklını marketle bozmuş hala. Böyle şeylerle uğraşıyor. Alışveriş merkezini yağmalamaya çalışıyorlarmış. Bunu jandarma şimdi yapamıyor. Bunu polis güçleri şimdi yapamıyor. O hale ihtiyaç var. Bu yağma çalışmalarını o halde müdahale etmek istiyoruz. Ne diyeyim senin beceriksizliğine? Ne diyeyim senin kifayetsizliğine? Ne diyeyim yani? Daha fazla ne diyeyim? O hal olmadan da bunu yapabilirdin. İyi Parti'den Musavat Dervişoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili, Millet İttifakı anlayışı içerisinde bizi aradı. Kendisiyle oturup konuştuk. Madem dedi, böyle büyük bir deprem yaşanmış, madem bir OHAL müdahalesi de gerekiyor, bu 3 ay ucu açık, belirsiz olmasın, biz 1 ay OHAL yetkisi verelim dedi. Biz de peki dedik. Siz görüşmelerinizi yapın iktidarla. Biz 1 ay OHAL yetkisinin verilmesiyle ilgili önergenin altına imza atarız dedik. Kabul etmemiş saray. 1 ay olmaz, 3 ay demiş. Ya 1 ay olur. Zaten 3 ay olduktan sonra da istersen bir 3 ay daha uzatabiliyorsun. 1 ay olur, yetmiyorsa bir daha uzatırsın. Ama olmaz demiş, olmaz. Bana 3 ay lazım. İşte buradaki de samimiyetini ve bakış açılarını anlamanız için bu çarpıcı olayı sizden paylaşıyorum. Bunların derdi millet değil, bunların derdi enkazın altındakiler değil. Bunların derdi milletin çığlığı değil. Bunların derdi kendileri arkadaşlar. Bunların derdi kendileri. Bunlar milletin feryadını kimse duymasın diye enkaz altındaki insanın feryadını millete duyurmayan zihniyetteki insanlardır. Bunlar milletin evladı askeri ilk günden yardım bölgesine göndermeyip ondan sonra çok çirkin sözlerin arkasına sığınan insanlardır. Biz onları Allah'a havale ediyoruz ama bunun hesabını soracağız hukuk karşısında. Bunun hesabını hukuk karşısında soracağız. Sorusu olan var mı? Yok.